Merhaba çocuklar. Bugünkü fen bilimleri dersinde elektrikli araç gereçleri tanıyalım konusuna gireceğiz. Bildiğimiz üzere elektriğin hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Hayatımızın hemen hemen her yerindedir. Okulda, evde, iş yerlerinde elektriksiz zaten hayata bir yerde bir devam edemiyoruz diyelim. Evet, şimdi bir başlayalım. Evet, şimdi resme bakalım. Görsellerde hangi araç gereçler elektrikle çalışır? Bu soruyu cevaplamaya çalışalım. Şöyle bir bakın bakalım neler var acaba? Orada bir televizyon izleyen adam var. Ev süpüren bir adam var. Saçlarını kurutan bir kız var. Bilgisayarla oynayan bir kız ve ütü yapan bir kız. Aslında buradaki araç gereçlerin hemen hemen hepsi nedir? Elektrikle çalışır. Televizyon elektrikle çalışır. Saç kurutma makinesi elektrikle çalışır. Süpürge elektrikle çalışır. Bilgisayar ve ütü de elektrikle çalışır. Hayatımızın tam orta yerinde aslında elektriğin yer aldığını söyleyebiliriz. Evet, orada bir bilgisayar var. Gördüğünüz gibi bir animasyon yapmışlar. Elektrikle ilgili bir espri var orada. Evet, şimdi bakalım elektrikle ilgili nasıl açıklamalar yapmışız. Bir okuyalım. Evde, okulda, iş yerinde çeşitli amaçlarla elektrikli araç gereçleri kullanırız. Günlük yaşamda birçok işi elektrikli araç gereçler sayesinde daha kolay yaparız. Hayatı kolaylaştıran elektrikli araç gereçler her geçen gün insan hayatına daha fazla yer almakta ve önem kazanmaktadır. Bunu zaten biliyoruz. Mesela evde elektrikli araçlar sayesinde aslında daha kısa sürede birçok işi yapabilmekteyiz. Mesela çamaşırları eskiden insanlar ne yapıyordu? Ellerinde yıkıyorlardı. Şimdi ne yapıyorlar? Çamaşır makinesinde yıkıyorlar. Daha bir kısa bir sürede yapıyorlar. Bu tabii yine elektrik sayesinde. Elektrik olmasaydı çamaşır makinemiz süs gibi durur orada. Ya da bulaşıklar. Bulaşık makinesinde yıkıyoruz. Daha kısa sürede işimizi hallediyoruz. Bilgisayarlar kullanıyoruz. Bilgisayardan zaten dünyanın her tarafıyla iletişim kurabiliyoruz. Bütün işlerimizi hızlıca yapabiliyoruz. Onun dışında ışıklar. Işıklar neyle çalışıyor? Yine elektrikle çalışıyor. Elektrik olmasa biz ışık kullanamazdık. Ne yapardık? Mumları kullanırdık. Ya da daha eskiden ne yapıyormuş insanlar? Meşale kullanıyormuş değil mi? Onlara başvurmak zorunda kalırdık. Ama şu an böyle bir işe ihtiyacımız yok. Elektriğimiz var ve ışıklarımız yanıyor. Yani hayatımızın tam ortasında, tam zirve yerinde aslında elektrik vardır. Mesela bazen siz diyorsunuz ki, öğretmenim ödevlerimi yapamadım, elektrik gitti. Burada bile aslında görüyoruz yani elektriğin hayatımızdaki yerini. Ödevi yapamama sebebiniz elektriğin gitmesi. Çünkü içeri karanlık, yapamıyorsunuz. Bu da yine bize öneminden bahsediyor. Evet. Evlerimizi aydınlatmak, ısıtmak ve güzel yemekler pişirmek için genellikle elektrikli araç gereçlerden faydalanırız. Mesela evlerimizi aydınlatmak için az önce konuştuk. Abajurlar, lambalar, gece lambaları bunların hepsini neyle kullanıyoruz? Elektrikle yapıyoruz. Evi ısıtmak için mesela kaloriferler yakıyoruz. Doğalgaz neyle çalışıyor yine? Elektrikle çalışıyor. Güzel yemek pişirmek için yine elektriğe başvuruyoruz. Mutfak robotlarımız, çaycılarımız neyle çalışır? Elektrikle tabii ki de. Besinleri soğuk ve taze tutmak için elektrikli araç gereçleri kullanırız. Direkt diyeceğimiz şey buzdolabı. Aklımıza gelen şey. Buzdolabı olmasaydı ne yapardı? Besinlerimiz bozulurdu. Hiçbir şekilde yemeklerimizi saklayamazdık. Bunu da yine elektrikle kullanıyoruz. Evimizi temizlemek ve sıcak su elde etmek için elektrikli araç gereçleri kullanırız. Zaten temizlikte direkt yani elektrikli araçları kullanıyoruz. Elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ya da daha birçok bilmediğimiz makineler. Bunlar da temizlemek amaçlı kullandığımız araç gereçler. Sıcak su elde etmek, banyolarımızda kullandığımız sıcak suyu da yine elektrik sayesinde elde ediyoruz. Çamaşırlarımızı yıkamak için çamaşır makinesinden, ütülemek için ise ütüden yararlanırız. Bilgisayar, televizyon, telefon,
kapı zili, radyo, el feneri, hırsız alarmı ve benzeri birçok aracı elektrikle çalışan araç gereçlere örnek olarak verebiliriz. Bunları zaten biliyoruz. Elektriğin günlük yaşamındaki önemini açıklayabilmek için günlük yaşamdaki elektrik isimli etkinliği yapalım. Çocuklar, ben bunu zaten sizin fen bilimleri kitabından hazırladım. Bu slaytı. Fen bilimleri kitabınızda şöyle bir etkinlik var. Araştıralım, öğrenelim bölümünde. Bu etkinliği yapın. Güzel olur yani, daha iyi öğrenmeniz için. Bundaki kullanacağımız araç gereçler zaten yazmış. A4 kağıdı. Amacımız elektriğin günlük yaşamındaki önemini açıklamak. İzlenen yolu belirtmiş orada. Tek tek okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz kitabınızda. Defterimize yandaki gibi bir tablo çizelim. Tabloya evimizde ya da okulumuzda kullandığımız elektrikli araç gereçlerinin isimlerini ve bunların hangi amaçlarla kullandığını yazalım. Tabloyu, defterinizi veya A4 kağıdını ikiye ayırın, ortadan iki. Elektrikli araç gereçler ve kullanım amacı şeklinde yazın. Ve geriye kalan notlarınızı alırsınız. Bunlara da bakarız birlikte. Evet. Elektrikli araç gereçleri ısınma, aydınlatma veya ev işlerinde kolaylık sağlaması amacıyla kullanırız. Zaten buna değindik. Ev işlerimizde kullanıyoruz. Bazen eğlence amaçlı kullanıyoruz. Sinemalarda, AVM'lerde yine elektrik sayesinde biz orada kullanabiliyoruz. Ya da luna parklarda yine elektrik sayesinde ne yapıyorlar insanlar? O araçları oynatıyorlar. Şimdilik bu konumuzla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir video izleyeceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Çamaşırlar serilmiş askıya peteğe. Dışarı assan olmaz, İz kokar hepsi de. Ne kötü bir görüntü eve misafir geldiğinde. Çaresizim, çileyim. Kökünü kurutacağım bu meselenin. Arçelik'ten enerji tasarrufu sağlayan çamaşır kurutma makinesi. Az yer kaplar, az elektrik harcar, bütçenize katkı sağlar. Gerçekten kupkuru oldu. Kuyum kurusuna anlarım kadın ruhundan.